Ve evet dostlar, herkese çok selamlar. Başlıyoruz. Şu OPEC savaşını masaya yatırmamıştık. Bugün OPEC'le başlayan krizin yeni döngüsü tamamen petrodolar ya da Amerika ve Çin Rusya savaşına dönmüş durumda. Suudi Arabistan resmen Amerika'ya savaş açıyor ve ABD dolardaki enflasyonu, biliyorsun Fed faiz artışı falan, dolardaki enflasyonu azaltmaya çalışıyor ama Arabistan hayır biz buna izin vermeyeceğiz diyerek aslında krizi tırmandırıyor. Ve Amerika'yı da korkarım ki resesyona itiyorlar. Trump çıktı abi bugün, dolar çökecek dedi ve artık dünya standardı olmayacak dedi ve bunun sorumlusu da hükümet diye sert bir açıklama yaptı ve son birkaç günde yaşanan gelişmeler aslında birçok şeyi değiştirebilecek nitelikte. Peki krizlerde formülümüz neydi? Bunu hatırla bak. Öngörülemeyen krizler bizi ne yapıyordu? Maslow'un ihtiyaçlar haritasında en alta atıyor. Karnımı nasıl doyuracağım kaygısı yatırımcılarda oluyor ve Bitcoin'le altında para kazanayım kaygısının önüne geçiyor abi karnımın nasıl doyuracağım kaygısı ve burada en alt basamağa geliyor. Yatırımcılar dünyanın rezerv para birimi de dolara geçiyor dolayısıyla. O nedenle OPEC krizinde Bitcoin önce 1000 dolar düştü. Arkasından işte bugünlerde detaylar anlaşılınca tekrar bir 28.500 dolara çıktı ama çok kutuplu dünyanın sonuçları. Normalde bunlar katalizör olur. Bu tarz krizler Bitcoin'i altına falan katalizör olur ama çok kutuplu dünyanın sonuçları her an her yerden gelebilecek açıklamalarla böyle bir yukarı bir aşağı gidiyor. Şimdi peki OPEC'te aslında neler oluyor? ABD ve Çin Rusya savaşında yeni bir sayfa açılırken Amerika neden yüksek enflasyona sürükleniyor? Bitcoin'in zincir analizinde her zaman konuşmadığımız bazı yeni olaylar var. Şu an düşüş gösteriyor ama devam etmesi durumunda da yükseliş alarmı verebilecek bir olay var. O kritik olayı da bu videoda paylaşacağım. Öte yandan bak, Ethereum'da göz göre göre bu videolarda anlata anlata 2 haftadır uyara uyara paramızı temiz kazandık. Dinleyenler ve videoları hiç kaçırmadan izleyenler ne yaptı? Yine kazandılar. Kanıtlarıyla göstereceğim bu videoyu, o nedenle baştan sona çok dikkatli izle. Evet, herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, dirençler hepsini masaya yatıracağız ve gümüşte de mesela rally bekliyorduk. Özellikle o rally zaten yeterince gerçekleştiği için şimdiki seviye ne olacak? Altın ve gümüş analizini de bu videoda yapacağız. Kanala ücretsiz şekilde abone olup desteklersen çok güzel olur ve yorumlarını yazıp like edersen de tabii ki de daha çok kişiye ulaşabiliriz. Evet, herkes hazırsa ne yapıyoruz? Bam başlıyoruz. Öncelikle kanka, OPEC nedir? Neden burada bir kriz çıktı? Neden dünyada bu tırmanıyor? OPEC, petrol ihraç eden ve bilinen dünya petrol rezervlerinin 3'te 2'sini ellerinde bulunduran 13 ülkenin oluşturduğu bir konfederasyon, tamam mı? Suudi Arabistan ve diğer bazı OPEC ülkeleri petrol üretiminde günde yaklaşık 1.6 milyon varillik bir kesintiye gideceğini açıklamıştı zaten 2 gün önce. Bu kesintiye, yani petrol miktarının azaltılarak dolar karşısında daha değerli kılınması operasyonunda Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Rusya da buna destek verdi. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne olan petrol akışı azalacak. Bu da enflasyonu artıracak. ABD halkı petrole çok, aslında bir anlamda endeksli bir halk. Geçen sene Haziran ayında mesela oralarda ben vloglar yapıyordum. Petrolün tırmanışı tekrar aynı şekilde olursa bu Biden hükümetini ve Fed'i çok daha fazla zorlayacak. Yani enflasyonun artması için bir katalizör olacak ve Fed daha sert karar alması gerekecek. Bu da ne olacak? Resesyonu tırmandıracak. Daha sert karar alması için doların musluğunu iyice kısması gerekecek. OPEC ülkelerine kızamıyorum abi. Çünkü sen petrolün fiyatını borsada, türev piyasalarda istediğin gibi düşür yüksel. Adamlara da son çare, madem sen istediğin gibi böyle oyuncak gibi petrolün fiyatını oynuyorsun, ben de kardeşim arzı kısıyorum diyerek hadi bakalım dediler, savaşı başlattılar. Yani durum bu. Petrol üretiminin azaltılacağı duyurulunca tabii fiyatı da hemen yükselişe geçti. Doları bitirmeye çalışmalar da bir yandan tabii tam gaz devam ediyor. Hatta dolara alternatif para birimi geliştirmeden bile, daha başlamadan Çin'in yuanı Rusya'da en çok kullanılan para birimi olmuş durumda. Ama bu konuda ben hani böyle bir anda bitirecekler, oldu bitti anlamında bir şey söylemiyorum. Çünkü o konuda geçenki videolardan bir tanesine de söyledim kanka, ne dedik? Yani sen bunu nasıl kullanacaksın? Ne kadar ülkeyi buna dahil edebileceksin falan, birçok şey var. Yani
Çünkü mesela Avrupa Birliği de bu kafayla çıkmıştı aslında yola. İşte dolara alternatif ya da dolardan daha büyük bir para birimimiz olsun dedi mesela euro tarafında. Ama geldiğin zaman en iyi ikinci oldu. Yani dolardan sonra euro geliyor. Şimdi tabii Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika altın gibi nadir bulunan toprak elementleriyle güvence altına alacağı bir para geliştiriyor. Buraya ister misin Bitcoin'i de ekleyebilirler yani. Hiç şaşırmam, Bitcoin de gelirse bu da süper olur. Şimdi bizim için güzel olur. Amacı da ne tabii ki doların hakimiyetini yıkmak. Dumping the dollar diyor mesela. Bunu gerçi vaktiyle dedim ya Avrupa Birliği falan da denedi ama olmadı. Petrol ülkeleri de ne oldu? Petrol ticaretinde yavaş yavaş yuan'a geçiyorlar. Trump gözaltı ve tutuklama sürecinden sonra da muhtemelen kefalette serbest bırakılıyor ve ne oluyor? 2024 başkanlık seçimleri çalışmalarına tam gaz devam ederken çok kritik bir uyarı yaptı bugün ve dedi ki paramız, yani Amerikan halkından bahsediyor, paramız çakılıyor ve çok yakında dünyanın standardı olmayacak ve dünyanın standardı olan bir dolar olmayacak. Bu da 200 yıldaki son 200 demeyelim, zaten Amerika'nın tarihi 200 yıl. 200 yıldaki en büyük yenilgimiz olacak dedi. Yani bunlar tabii biraz itiraf niteliğinde, biraz hani biraz belki ortadaki krizi çıplaklığıyla gösteriyor ve krizlerde de biz yatırımcılar tabii ki de ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi düşünmemiz lazım. Burada da genelde ilk güvenli liman altındır. İşte arkasından belki arzı sınırlı varlık, diğer varlıklar gümüştür, bitcoin'dir falan. Şimdi bunları hiç unutmadan bunları bir kenara bırakıyoruz dostlar. Ve tabii ki de biraz daha günümüze dönmemiz gerekirse 12 Nisan'da ne var abi? Bak 12 Nisan'da Ethereum Chapel'la güncellemesi var değil mi? Bir erteleme olmazsa aynı günde neyimiz var? Bir de şeyimiz var. ABD enflasyon verisi gelecek. Saatlerini kur. Türkiye saatiyle öğleden sonra 3 civarında 3'te hatta canlı yayına gireceğiz. Ben de burada tabii bir kritik bir uyarı yapmak istiyorum. 12 Nisan'da Mart ayının enflasyon verisi gelecek. Dolayısıyla OPEC ülkelerinin petrol üretimini kısmasıyla ilgili operasyon, bu endişeler bu veride olmayacak. 12 Nisan'da değil, bu veriler bir sonraki ABD enflasyon verisinde, oralarda bu endişeleri aramamız gerekiyor. Dolayısıyla petrol operasyonu burada olmayacak. Bir sonraki ABD enflasyon verisinde olacak ve Fed'e de o şekilde yansıyacak. Şimdi bunun dışında tabii tarım dışı istihdamda bu ABD ADP tarafı geldi. 2 gün sonra da normal tarım dışı istihdam geliyor. Bu bunun bir öncü göstergesi olabiliyor. Burada aslında Fed'in elini rahatlatan, ya daha doğrusu Fed'in işine yarayacak, Fed'in sevineceği bir veri geldi. Beklenti 200 kaydı, tarım dışı istihdam açıklanan 145. Yani tarım dışı istihdam ön veriydi aslında. Bu farklı bir istihdam. Öncü veri diyelim biz buna. Asıl tarım dışı istihdam 2 gün sonra gelecek. Burada daha doğrusu 7'sinde gelecek, evet. Burada tabii bak beklenti 200 daha az. Yani ne diyor? İstihdam düşüyor. İstihdamın düşmesi enflasyonu da aslında düşüşle gösterebilecek, bunu sonuçlandırabilecek bir şey. Dolayısıyla Fed bu veriye sevinir. Bunu da düşünelim. Evet, bu arada ben de hani bugünlerde kripto borsaları güzel kampanyalar yapabiliyorlar. Ben de elimden geldiğince bunları seninle paylaşıyorum. Bir kampanyayı da Bitmart yapmış. Para yatırıp çeşitli görevleri tamamlayınca $3000 ve işte ve MacBook Pro 16 kazanma şansı veriyorlar. Hani bunları böyle anlatıyorum hani, çünkü malum ayı sezonu. Bu görevler ne? İşte üye ol, KYC tamamla, vadeli işlemlere en az $100 yatır ve $1000'lık vadeli işlem hacmi yap gibi görevler var. Hani bunları tabii burada şeyi de sor. Sorgulamak lazım. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan istersen tıklayıp üye olabilirsin. Burada tabii şunu sorgulamak lazım. Borsalar bu tür kampanyaları neden yapıyorlar? Birincisi tabii ki de üye sayısını artırmak ve hacmini artırmak aslında. Şunu düşünürler. Biz bu kampanyada belki evet para dağıtıyoruz ama para kazanmak için gelip kullanan birisi bu alışkanlığı kazanırsa belki sonradan da kullanmaya devam eder ve aktif üyemiz olur ve aktif kullanıcı sayımızı, üye sayımızı artırmış oluruz diye düşünürler. Bu açıdan kendileri için mantıklı. Yani baktığın zaman bunları yapınca bunlar oluyor. Burada tabii kurallar var. Bunları da bir okumak lazım. Tabii Bitmart deyince bir nedir bu borsa? Hani o da aklımıza geliyor. Kanka şimdi CoinMarketCap verilerine göre 2017'de kurulmuş ve 2018'de halka açılmış. Dünya çapında da ne kadar? 9 milyon civarı bir kullanıcısı var. Nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyor. Evet. 9 şöyle yazalım bir dakika. Evet, burada bir yerde yazıyordu. 9 milyon civarı kullanıcısı var. Bunun dışında
Evet, şöyle bir geçelim, başka başka neyim var? Evet, spot borsada işlem hacimleri sıralamasında yine dünya çapında Crypto.com'un bir altında 22. sırada karşımıza çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Link açıklama kısmında var. İstersen üye olabilirsin. Bir bakmak istersen yani 3000 dolara kadar kazanma şansı ama tabii görevler var. Yani diyor ki aktif gel burada işlem yap, üye ol, şunu bunu yap. Yani ne olur bizim hani hacmimizi artır, sen de buradan bir şeyler kazanma şansı yakala. Evet, devam ediyoruz kankalar. Şimdi neler olacak? Şöyle bir dünya piyasalarına geçiyoruz. Dünya piyasalarında açlık ve korku endeksi nötrde. Bana kalırsa aslında nötr bile fazla. Nötr bile iyimser. Stok market için. Para peki nereden nereye akıyor diye baktığımız zaman Bitcoin'den çıkıyor. DXY'dan da çıkıyor mesela. Fed bunu sevmez. Birazdan geleceğiz buna. Ve şöyle altın tabii son yani rally yaptı. 6 yaşına geldi. Bayağı bir şey yaptı. Yani durum böyle. Durumlar böyle. Vade 10 yıllıklardan çıkıyor vesaire. Dow Jones'tan çıkıyor. Her yerden para çıkıyor. Şimdi dolar endeksi DXY yani diğer para birimlerine karşı gücü işte Euro'dur, Sterling'dir falan. Bunlara karşı para biriminde gücü aslında düşüyor. Fed bunu sevmiyor abi. Fed şimdi önümüze koyacak. Tamam mı? Şimdi Fed Mayıs'ın başında Fed toplantısı var. Yani 30 gün falan var aslında. Bu toplantıda koyacak. Mesela 5 tane veri, tamam mı? DXY, tamam mı? Düşüyor mu? Negatif. ABD enflasyon verisi kötü mü geldi? Negatif. Koyacak mesela, örnek veriyorum, 6 tane veri var. Tarım dışı istihdam. 6 tanenin örnek veriyorum 4 tanesi negatif geldi. O zaman sert bir faiz artışına gidebilir. 6 tane verinin 2 tanesi negatif geldi. Belki orada biraz daha yumuşak gider. 6 tane verinin 6 tanesi de çok olumlu geldi. Hiç böyle bir şey yok da. O zaman da belki pas geçer ama şu an öyle bir şey gündemde değil. Benim beklentim 25 bas puan. Yani bunu böyle değerlendirelim. Lütfen şu yorumu yapmayalım. Ya DXY çakıldı. O zaman işte ABD enflasyon verisi, ABD Fed faizleri sert artıracak. Hayır. Toplam bir analize bakacak. O önüne koyacak masaya 6 tane veriyi. Buradan bir mantıklı bir yorum çıkartacak. Şimdi açlık ve korku endeksi bana kalırsa fazla iyimser. 62'lerde geziyoruz. Fazla iyimser. Burada tabii Bitcoin'in biraz daha altcoin'lerden ayrışacağı bir döneme gidiyor. Çünkü OPEC'tir bunlar falan var ya. Bu olayları ben niye anlatıyorum? Çünkü bunlar Bitcoin'i biraz daha pozitif ayrıştırabilir diğer altcoin'lerden. Bunları da söylemek lazım. Evet. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman peki kripto markette ne var? Bak işte şunu görüyorsun. Geçen Ethereum'a özel bir video çektim. Ethereum'un işte yapılan analizler, sentimentin vesairenin falan yaptığı analizlerde 3000 dolar potansiyeli masada. Ethereum şu an 1800 dolardı. Biz bu video gelene kadar 1900 dolara geldi. Geldi geçti. Yani şu anda bakıyorsun bak. Aslında söylediğimiz şeylerin yoluna girmişiz belki de. Çünkü dominans düşüyor. Bitcoin dominansı düşüyor. Bak Ethereum güçlü kalıyor. Ethereum'da tabii Chappelle'de güncellemesi var. 12 Nisan'da. Ve işte stake'ten açılacak bir miktar. Açılacaklar falan var ama. Bunları zaten o videoda anlattım. 2 video önce izlemediysen mutlaka izle. Evet devam ediyoruz. Like tuşuna basıp desteğini göstermeyi unutma. Bunları da söyleyelim. Şimdi peki balinalar. Ayılarla boğaların savaşında neler yaşanıyor bunları da gösterelim. Kanka bak burada şimdi 27.928.000'lerdeyiz. Yine her şeye rağmen yine bence çok pozitif Bitcoin. 27.700'lere balinalar desteğini çakmışlar. Bak ne kadar kuvvetli görüyorsun. Ha muazzam böyle yıkılamayacak bir destek mi? Tabii ki de değil ama orta üst seviye desteği koymuşlar buraya. 27.700 dolar bandında bunu söyleyelim. Ayıların bir desteği var mı? Yani ayıların hayır kardeşim biz bu seviyenin üzerine geçirtmeyiz. İmkanı yok dediği bir seviye şu an yok. Bu yükseliş bekleyenler için sevindirici ama belki şöyle bir zincir analizinde kritik veriler var. Onu da birazdan göstereceğim. Gerçekten normalin dışında yorumlar yapacağız bugün. Şimdi son 4 saatte biraz daha shortlar zaten fazla. Longları biraz patlattıkları bir ortam var. Neler patladı? Bak son 4 saatte Bitcoin, Ethereum, Dogecoin işte... Dogecoin'de zaten ne oldu işte Twitter'ın logosunu Dogecoin'e falan değiştirdiler 2 gün önce. Oradan biraz patladı millet tabii. Mask, XRP, Litecoin, Arbitrum, Aptos, FTM, OP, Ethereum Classic, Coin98 falan. Bunlar en çok patlayanlar. Ha geldik şimdi zincir analizine. Birincisi fake bir hareket var mı? Bu bizim cevaplamamız gereken soru. Kardeşim 28 bin dolara gelen Bitcoin'de fake bir hareket var mı? Daha doğrusu bak şey değil köpük var mı demiyorum. Şimdi NVRV spor diyorum lan ne sporu. NVRV Score bize diyor ki bir küsürlerde orada bir köpük var. Bu ayrı bir şey. Köpük ve fake hareketi karıştırmayalım bak. Fake out başka bir şey, köpük başka bir şey.
Şimdi piyasalarda kriz olur, tamam mı? Deli gibi kriz olur. Bitcoin'e para akar ama sen ona köpük diyemezsin. Çünkü hani dünyanın konjonktürü onu gerektirmiştir falan. Burada ama bakıyorsun Bitcoin'de biraz köpük var. Yani tamamen tamam krizler de Bitcoin'i yükseltiyor ama Bitcoin'e 16 binlerden 28 bin dolarlara getiren her şey de kriz değil. Orada bir miktar, önemli bir miktar köpük var. Ama balinaların bir fake out hareketi yok. Bak buradan bakıyoruz. Diyor ki yani bak fake out hareketlerde 0.40'lardayız şu an. 85'in üzerine çıkarsa burada bak ne yapar? Yani mesela 85-90'ı arasıdır ve fake yükseliş ihtimali vardı. Burada bir fake bir hareket yok, bunu söyleyelim. Ha köpük var, ayrı bir şey. Burada bir de dikkat çekmem gereken önemli bir nokta var. Bak şimdi aktif adres sayısı ve transaction count, transaction sayısı ne kadar artmış bak. Şunlara dikkat çekmek istiyorum. Şuraya lütfen çok acayip kritik bir şey, manyak kritik bir şeyden bahsediyorum. Lütfen çok dikkatli dinle ve izle burayı. Benzer bir yükseliş var, tamam mı? Eğer buralarda kalırsa aktif adres sayısı, arkasından bu bir rally'nin ön sinyali olabilir. Fakat biraz daha yükselirse, şuralarda kadar seviyelere gelirse aktif adres sayısından bahsediyorum. Bu da bize düşüşün sinyali olabilir. İşte başta söylediğim mevzu bu. Yani şu an yükselişi gösteren bir sinyal, fakat biraz daha bunun devam etmesi bir düşüş ön sinyali olabilir. Tabii ki de çok güçlü bir bağ olduğunu söyleyemem ama buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü burada ikisi de son zamanlarda çok keskin şekilde yükselmiş. Böyle bir ihtimal olabilir. Bir de tabii bunların neyin üzerine koyuyorum? Bitcoin'in adil fiyatı 19.700 dolar civarları. Bunu söyleyelim. Yani burada da mesela ne diyebiliriz? 16 bin dolarlarda gezen Bitcoin vardı. 16 bin dolarlardan biz eğer 19.700 dolarlara gelseydik, bu neyi gösterirdi bize? Dünyanın krizle birlikte Bitcoin'in geldiği rakam. Ama 19.700 dolar üzerinde gelen 28 bin dolara gelen harekette köpük. Tamam mı? Bak 16 binden 19'a gelmesi kriz ortamının getirdiği bir sonuç. Tamam, buna katılıyoruz. Okey, eyvallah. Ama 19.700, yani 20 bin diyelim. 20 binden 28 bin dolara getiren de NVRV skordaki köpük. Yani biliyorum bile böyle anlatması biraz belki zor. Aşırı teknik olabilir ama bunları böyle tutmak lazım. Şimdi Bitcoin'in peki şeyine bakalım. Zincir tarafında ne var? Kanka 27.228.000 hattı. Şu 800 dolarlık bölgede güzel bir destek var. Zincir tarafında destek var. Onu kırarsak 26.400-27.200 hattı açılır ki ona şu an çok ihtimal yok. CME tarafında bir boşluk var. Bunu da yok. Bunu da söyleyeyim. Güncel tarafta yok. Bir yükselen takoz var. Şöyle yükselen takoz var. Buradan bu bunu kırıyor kanka. Şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Evet bu bunu kırıyor. Yani şöyle bir hat var. Tamam mı? Böyle bir hat. Bu hatta biz hani düşmeye çalışıyoruz. Bir yandan sıkışıyoruz. Bak 28.200 ile 27.700 dolar arasında 300-500 dolarlık 300 dolarlık bantta sıkışıyoruz. Buradan yani bu biraz daha şöyle 28.300'lerde tutunabilirsek, tamam mı? Burada da başka bir hikaye oluyor çünkü bak. Burada da başka bir hikaye var. Yani sıkışma. Bir türlü bizi atmıyorlar. Yani 30 bin doların üzerine atsak var ya, belki önümüz acayip açılacak. Ferahlayacağız. 30 ile 40 bin dolar arası, tamam mı? Ama şu an tabii dünyanın gelişmeleri vesaire falan, Fed'in faiz politikası bizi bırakmıyor. Bunları biliyoruz. Şimdi burada ya 28.700'ü kırarsak 29 bin dolar bandı açılır. Ama hani oraya kadar inat, yani oraya gelmesi önemli değil. Orada iyi tutunabilmesi önemli. Şimdi desteğimiz 28.700, bir altında 28.300, tamam mı? Burada tarihli konuşalım. 12 Nisan bak, 12 Nisan'da da enflasyon verisi var. Çok kritik. Ethereum Chapel'de güncellemesi var. Şangay güncellemesi ve burada da böyle bir olay var. Eğer biz 12 Nisan sürecinde 28.800 hatta 29.000 bandına şu bölgeye atarsak nispeten daha rahat oluruz. 29.200 üzerine atarsak daha çok daha rahat oluruz. Nereye kadar? 30.000 dolara kadar. Peki Ethereum'a geçtik. Ethereum'da neyimiz var? Ethereum'da destek, direnç, hiçbir şey yok zincir analizinde. Hepsi boş. Abi direnci nereye çakmışlar? 2.200 dolara çakmışlar. Görüyorsun. Ve destekler nerede var? En adam akıllı destek 10.800'lerde. Onun altını 1.781'lerde var. Çok sıkışmış aslında destekler. Bunları söyleyelim. Peki bak Ethereum'da göz göre göre geldik. Ethereum'da gerçekten hiç alçak gönüllü olmayacağım. Burada uyardım. Bak
Bunun üzerine kalırsa ben şöyle bin nerelere kadar 1900 dolar bandına, 1980 dolar o dolar bandına bir long açarım dedim. Bak burada tutunmadı, açmadık, düştük. Tutunmadı, açmadık, düştük. Tutunmadı, bak 4 kere tutunmadı. Neden bu analizler bu kadar önemli? Neden burada ağzımdan her çıkan kelimenin gerçek anlamda bir önemi var? Aslında bu, burada deneyim var, burada tecrübe var. Burada buna, burada tut, şimdi yeni olsan löp burada açarsın, 4 kere kaybedersin. 4 kere, 1 değil, 2 değil, tam 4 kere. Ama burada bak tutundu. Burada tutundu. Ne oldu? Konfirmasyonu aldık. Görüyorsun bak, şu hatta tutunduk. Dolayısıyla şöyle bunu da tutalım. Bak sarı, hatta sarı değil, şöyle bir beyaz yapalım. Şu bölgede tutundu, konfirmasyonu aldık. Aldı gitti. Bak önceki videoları izle. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Bu noktadan sonra ne yapmak lazım? Parayı kazandıysan koy cebine güzel. Koy cebine güzel. Bu videoları izleyerek işte böyle insanlar kazanıyorlar. Alçak gönüllü olamayacağım. Ama tabii ki herkes kendi riskinde alıyor. Eyvallah. Şu noktadan sonra birazcık tutunmasın lazım. Şu an bir teknik analiz yapmanın hiçbir anlamı yok. Ethereum'da tepe nokta zaten 2000 dolar. Herkes parasını koysun cebine güzel. Malum. Piyasa şartları zor. Ayı sezonu. Şimdi total market cap'te neyimiz var? Destek noktamız 1.14 trilyon dolar. Tepemiz 1.17. Aslında güzel. Biz bak 11 Nisan yine bak 10-11 Nisan'a kadar burada da Anya Konya belli olacak. Eğer bu bir yükselen üçgen. Yükselen üçgen ve çok tehlikeli bir şey. Bu bir takoza da bağlayabilir. Bak çok tehlikeli bir nokta. Bir takoz da olabilir şu şöyle. Dolayısıyla burada daha safe alan 1.18, tamam mı? 1.15'teyiz. Eğer bizim piyasa 1.18'e geliyorsa anlayacağız ki buradan daha long pozisyonlar açılabilir. Tabii ki de anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Ama buradan biz anlayacağız ki bu bir yükselen takoz değil. Bu bir yükselen üçgen ve arkasından yükseliş gelebilir. Burada güvenli bölge bana kalırsa 1.18. Şu an burada yani uzun vade, orta vade ya bu üçgen içerisinde takılabiliriz. Ama 1.14 altına şuralara takılırsa orada biraz sıkıntı. O zaman deriz ki bu bir takoz. Yani 1.18. Bunları unutmayalım. Evet, altında neyimiz var? Altında bir yükselen takoz. Aslında altında destek 2015, biraz altında 1981. 6 yaşlara gittik, bir şeyler yaptık. Burada da biraz bunun toparlanmasını beklemek lazım. VT Cross zaten sat sinyali vermiş. VT Cross'ları günlük saatliklerde söylüyorduk. Bugün söylemedik ama bir sonrakilerde söyleyelim. Biraz dinlenmesini lazım. Ve o 1978'lere bir şöyle bir gevşeme yapması da muhtemel aslında. VT Cross'a sat sinyali vermiş 4 saatlikte. Gümüşe geçeceğim. Ya biraz hızlı geçiyorum bunları. Ya video uzamasın diye. Gümüşte zaten şu rally beklentimiz zaten 3-4 hafta önceki videolarda da söyledik bunları. Böyle bir hat yaptı. Burada tabii eğer 24-60 üzerinde kalırsa zaten biraz daha bu hani saçma piyasa dışındaki hareketine devam eder. Saçma diyorum çünkü ayı sezonu var ya, birazcık işte riskli varlıkların fiyatlanmasını gördük biz burada. Burada buna devam eder 24-60 üzerinde kalırsa nereye kadar? 25-65'lere kadar. Ama inersek ne yapar? Buradan tekrar düşüş kapıları açılır. Orada da ilk alan 23-70'ler olur. Bunları söyleyeyim. Yani 24-50 diyelim biz buna. 24 ne kadar, pardon. 24-60 altında kalırsa o zaman biraz daha şurada zikzak yapıp belki orada bile gir çık yapılabilir ama güvenli bölge bana kalırsa, yani daha doğrusu short taraf için 23-70 bölgeleri. Onları söyleyelim. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas ve hoşça kal. Bye bye. Evet. Hoşça kal.